Evet, önce Bakü'ye gidiyoruz. Bugün Azerbaycan tarihinin en acı günlerinden biri. 31 Mart 1918'de Ermeni çeteleri ve Bolşevikler binlerce Azerbaycan Türk'ünü katletti. 26 Mart 1998 yılında Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in bildirisiyle her yıl 31 Mart Azerbaycanlıların soykırım günü olarak anılıyor tüm Türk dünyasında. Bakü'ye gidiyoruz şimdi. Selim Toprak karşımızda olacak. Azerbaycan'ın acısına ortak olacağız. Bu acı sadece Azerbaycan'ın acısı değil değerli izleyicilerimiz. Türk dünyasının acısı elbette. Başta da belirttik. Aslında Türk tarihi büyük acılarla dolu. Her ne kadar aksi yönde bir propaganda uygulanmaya çalışılsa da aslında Türklere karşı soykırımlar ve katliamların dünyanın çeşitli coğrafyalarında söz konusu olduğunu biliyoruz. Kafkasya bu anlamda önemli coğrafyalardan bir tanesi. Azerbaycan özellikle Ermeni çetecilerin Azerbaycan Türklerine karşı uyguladığı soykırımların, katliamların tanığı olan insanların da halen yaşadığı, bunların belgelerle kanıtlandığı bir coğrafya değerli izleyicilerimiz. İşte bu hatıraları canlı tutabilmek adına Azerbaycanlıların soykırım günü simge bir tarih. 31 Mart'ta sadece Azerbaycan değil, bütün Türk dünyası aslında Türklere yönelik soykırımları hatırlıyor, anıyor. Stratejik noktalarda olan Türk Cumhuriyetleri açısından bu tarih yine önemli bir tarih. Bakü'ye götürüyoruz şimdi sizleri. Karşımızda Selim Toprak var. Selim, anma etkinlikleri olduğunu biliyoruz. Azerbaycanlıların soykırım gününde Bakü'deki atmosfer nedir? Seni dinleyelim. Gökçen Hanım, bugün Azerbaycan için hem son derece önemli bir gün hem de senin de söylediğin gibi son derece hüzünlü bir gün. 1918 yılında yaşanan soykırımlar bugün anılıyor. Azerbaycanlı vatandaşlar tabii ki hiçbir zaman soykırımda kaybettiklerini unutmadı. Bugün de bu sembol günde soykırımda yaşananlar tekrar unutulmaması için çok sayıda anma etkinlikleri düzenleniyor. Detayları şu anda konuğumla konuşacağız. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Araz Aslanlı konuğum. Efendim, ilk olarak isterseniz 1918 yılında yaşananlarla başlayalım. Daha sonra da Azerbaycan'ın yaşadığı soykırımları değerlendirelim. Tabii bu olay Azerbaycan tarihinin en acı günlerinden birisi, en acı dönemlerinden birisi. Çünkü hani daha sonra geçtiğimiz ay anmıştık Ozalı soykırımını, diğer katliamlar ve soykırımlar var tarihimizde ama resmi olarak Azerbaycan'da anılan soykırım günü bugün 31 Mart. Çünkü 1918 yılında Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde, işte Şamaha'da, Quba'da, diğer bölgelerde Ermeni çetelerince ve onları destekleyen Bolşevik güçlerince katliamlar ve bazı yerlerde soykırım şeklinde gerçekleştirilen katliamlar yapıldı. Bunların da tabii nedeni vardı. Çünkü hem Birinci Dünya Savaşı'nda daha öncesinde Ermenilere vaat edilmiş topraklar var. Büyük güçler bu Kafkasya için yürüttükleri mücadelede Ermeniler de, Ermeni güçlerini de, Ermeni çetelerini de kullanmaya karar vermişler ve onlara bazı topraklar vaat etmişler. Biliyorsunuz Doğu Anadolu ile ilgili de vaatler vardı. Kafkasya ile ilgili vaatler de vardı. Ama iş sadece bu vaatlerle kalmamış. Bu Ermeni çeteleri hem finansal açıdan desteklenmiş hem onlara askeri açıdan destek verilmiş. Yani silah verilmiş, işte eğitim desteği, askeri eğitim desteği sağlanmış. Ve bu silahlı, örgütlü, finansal desteği olan Ermeni çeteleri işte Anadolu'da yapamadıklarını, bir dönem Anadolu'da yaptılar ama daha sonra Anadolu'da Osmanlı, Türk kuvvetleri karşısında yenilince Kafkasya'ya yöneldiler. Burada da bir ortam buldular. Çünkü Çarlık Rusyası Birinci Dünya Savaşı'ndan çekiliyordu. Bir devrim yaşanmıştı, Bolşevik devrim. Bunun sonrasında Çarlık Rusyası'nda bir çözülme süreci vardı. Bir boşluk vardı Kafkasya'da. Yani bu boşluk silahlı Ermeni çeteleri ve onları destekleyen Bolşevik güçler bir araya gelince katliamlar kaçınılmaz oldu. Bir de onların karşısında Azerbaycan Türkleri kendilerini savunamıyor. Neden kendilerini savunamıyor? Çünkü Çar döneminde Azerbaycan Türkleri Müslüman ahali orduya alınmamış. Ayrıca silahı yok. Yani askeri eğitimi de yok. Silahı da yok. Yani savunmasız eli yalın Azerbaycan Türkleri karşılarında örgütlü silahlı Ermeni çeteleri ve onları destekleyen Rus Bolşevik grupları, bunlar karşı karşıya gelince Bakü'de büyük katliamlar gerçekleştirmiş oldu. Bakü'de bunlar için özellikle önemliydi çünkü Bakü o dönem için artık dünyada önemi artmaya başlayan petrolün
en önemli merkezlerinden birisiydi. Hatta o dönem için birincisiydi. İkinci Dünya Savaşı'na kadar da, hatta İkinci Dünya Savaşı boyunca da bu devam etti. Yani önemli bir petrol kaynağını mutlaka Ruslar ve Ermeniler kontrolleri altında tutmaya çalışıyorlardı. Bu amaçla da hem Bakü'de hem de çevre illerde büyük katliamlar, soykırıma varan katliamlar gerçekleştirdiler. Efendim, yayının başında da dediğimiz gibi bu ilk soykırım değildi, son soykırım da olmadı. Azerbaycanlı vatandaşlar neler hissediyor? Özellikle de siz bir üniversite hocasısınız, gençlere dersler veriyorsunuz. Azerbaycanlı gençler soykırım hakkında neler düşünüyorlar? Tabii ki bu olay acı bir gün. O günde hayatını kaybeden her soydaşımızı rahmetle anıyoruz. Ama şunu da biliyoruz, bu tür olaylar her ne kadar üzüntü kaynağımız olsa da aynı zamanda tarihsel bilincimizin bir parçası. O dönemde o gün yaşayan insanlar da bu soykırımdan sonra ulusal bilinçlerin, milli bilinçlerin anlamaları açısından, milli kimliğin oluşması açısından önemli bir olay olarak değerlendirdiler bunu. Zaten bunun sonrasında Azerbaycan'ın tam bağımsızlığına giden süreç başladı. 1918 yılının 28 Mayı'nda işte Azerbaycan Halk Cumhuriyeti oluşturulmuş oldu. Daha sonra Sovyet döneminde bunu unutturmaya çalıştılar ama Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecindeki ulusal bilinçlenme açısından da bu olaylar büyük rol oynadı. Örneğin 1990 yılında 20 Ocak'ta katliam yapıldıktan sonra o 20 Ocak katliamının şehitlerini gömmek için şu anda ekranda gördüğümüz buralarda o mezarlar için yer kazıldığında 1918 yılındaki şehitlerin kemikleri bulundu. Yani tarihsel hafıza canlandı. Hem ulusal kimliğimizin oluşumu açısından hem dostu düşmanı tanımamız açısından o gün yaşananlar da daha sonra o günü anarken, hatırlarken o güne ilişkin bizim bilincimizde oluşan o bilgiler de hepsi önemli rol oynuyor. Bugün de Azerbaycan ulusal kimliğinin önemli bir parçası. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün 31 Mart Azerbaycanlıların soykırım günü, Azerbaycan tarihi süresince soykırımlarda kaybettiği vatandaşlarını anıyor ve bu soykırımları unutmamak, unutturmamak için çaba gösteriyor. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Biz de bu anlamda bu soykırımların unutulmaması için aracı görevimizi üstlenmeyi sürdüreceğiz. Selim Toprak, teşekkür ediyoruz.